AKP tabanı 15 Temmuz sonrası sistematik bir şekilde silahlanıyor. 24 Haziran sonrası kaydedilen bu görüntüler buzdağının sadece görünen kısmı. Tehlike çok daha büyük ve endişe verici. Öyle ki artık AKP'liler sosyal medyada ve katıldıkları televizyon programlarında açık açık öldürmekten, ölüm listelerinden ve katliamdan söz ediyorlar. Ahsen TV'de yayınlanan bu görüntüler 15 Temmuz kontrollü darbesi sonrası başlayan silahlanmanın boyutlarını gösteriyordu. Artık insanlar bir şekilde bir yerlere hazırlanıyor ülkede. Bunun farkındayız. Yani 15 Temmuz'a hazırlıksız yakalandık. 15 Temmuz'dan sonra artık hem grupların, taktik grupların artışı başladı, hem silah artışı başladı, insanlarımız silahlanmaya başladı. Evet. Devletimiz de Allah bin kere razı olsun destekliyor. AKP yöneticileri ise yaptıkları açıklama ve silah talimleriyle ön saftalar. Aç istemiyorum kardeşim. Aç da çok, iş de çok. Bana silah lazım, silah. Şu anda AK Parti'miz için mermi şov. Başla. AK Parti helal olsun. Allah'ına kurban. Musa abi, güçlü Türkiye'ye hayır diyenlere ne yapacağız? Son olarak AKP'ye yakınlığıyla bilinen aktivist Sevda Noyan'ın sarf ettiği sözler infiale yol açtı. Noyan, komşularının adlarının yer aldığı liste yaptığını ve ailecek 50 kişiyi öldürecek silah ve mühimmata sahip olduklarını söyledi. Gece de aynı şeyi söyledim ya, bak 15 Temmuz kursağımızda kaldı. Yani vallahi yani yapamadık istediklerimizi. Kılsın ya, bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür yani. Yani bizim hala sitede böyle var 3-5, yani benim listem hazırım açıkçası. Buna benzer bir açıklama daha önce de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılmıştı. Biz 15 Temmuz'da esas yapacaklarımızı yapamadık. Bu çok net yani. Yani bize bir daha o fırsatı verirler mi bilmiyorum. Yani bu şu, bir daha böyle bir şeye kalkışırlarsa biz o fırsatı almış olur. Daha önce de Cumhurbaşkanı Danışmanı Şeref Malkoç, bireysel silahlanmanın önündeki engellerin kaldırılacağını açıklamıştı. Şimdi vatandaşın ruhsatlı silah almasında önüne engel çıkarılıyor. Bu, Sayın İçişleri Bakanımız bununla ilgili yasal düzenleme talep edecek. Milletimizin ruhsatlı silah almasının önü açılacak. AKP iktidarının İran devrim muhafızlarına benzetilen ve paralel ordu olmakla suçlanan Sadat'a verdiği destek de biliniyor. Sadat'ın kurucu başkanı Adnan Tanrıverdi, Mehdi'yi beklediklerini ve onun için hazırlık yaptıklarını söylemişti. Bugün soruyoruz, İslam Birliği olacak mı? Olacak. Nasıl olacak? Ne zaman olacak? Mehdi Hazretleri geldiği zaman olacak. Amenna ve sadakna. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP yönetimi bütün bu ölüm tehditleri, silahlanma ve katliam hazırlığına karşı sessiz kalmayı sürdürüyor. İmkanı olan arkadaşlarımız mutlaka ruhsatlı silahlar alsınlar. Mutlaka av tüfekleri alsınlar. Mutlaka hazırlıklı olsunlar kardeşlerim. Biz kötüye hazır olalım da...